23 Mart sabahı evlerinden ayrılıyorlar. 23 Mart'ta ortadan kaybolan Muhammed Bilal Korkmaz ve Ceren Boz nerede? Gerekirse savcıya giderim, gerekirse ben size yalvarıyorum. En yakınındaki hangi isim Ceren Boz'a para gönderiyor? Bu iddialara maruz kalıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Büyük sır ortaya çıkacak. Anlaşamayacak bir konu da yok yani. Ben gelir çocuğu isterim. Şimdi Esra yolda. Onam seneden belli kızım kayıp. Nerede olduklarını bilmiyorum. Gözlerimin yaşları hiç durmuyor. Kızımın adı Aynur Açkar. Kızı 5 yaşındaydı. Kızıyla beraber bir gecede kayboldu. 15 yıl önce bir anda ortadan kaybolan evladına ve torununa hasret Mine teyzenin gözyaşları içinde isyanı. Kızım, torunum, eğer neredeyseniz bana acıyın yani. Gözlerim kör oldu, ağlıyor ya. Kalp hastası oldum ben. Allah için ya. Dünyayı gören varsa bana haber versin. Bırakıyorum artık. Dayanamaz oldum ben. Şimdi Esra Erol'da. Baba, ben sana ne yaptım? Neden istemiyorsun beni? Çok özledim seni. Tek isteği, tek hayali babası Kenan Özcan'a 24 yıl sonra bir kez olsun sarılmaktı. Ben resmini de buldum. Resmini de gördüm, aynısıyı. Yani bir sarılmak istiyorum. Umut'un Esra Erol'dan son isteği de şimdi Esra Erol'da. Çocuklarınız sizinle görüşmüyor. Niye görüşmüyorlar? Evlendim diye kızdılar bana, görüşmüyorlar. 79 yaşındaki Perihan abla ikinci baharını yaşamak istedi. Evlendi ama çocukları karşı çıktı. İkinci baharımı yaşamak istedim. Ne yapayım, benim de hakkım. 5 yıldır çocukları onunla görüşmüyor. Çok mutluyum ama işte çocuklarım böyle yaptığı için daha üzülüyorum, ağlıyorum. Tansiyonlarım yüksek, durmadan hastaneye gidip geliyorum. Perihan ablanın inanılmaz hayat hikayesi. Onlar kendi evlerinde mutlular. Ben de mutlu olmak istedim. Bu benim suçum mu? Gelmelerini istiyorum. Bir ayağım çukurda benim, bayağı yaşlandım. Ölmeden önce sizi görmek istiyorum. Lütfen gelin. Malatya'da bir manav tezgahını bırakıyorsun. Karakola bırakıyorlar. Karakolda alıyor seni çocuk esirgeme kurumuna. 36 yıllık bir sır perdesi. Ben annemi babamı istiyorum. Her yerde öz ailesini arayan genç bir kadın. Bahar'a enteresan bir ihbar geliyor. Malatya'daki bir aileyi gösteren, biyolojik annem ve babam bu kişi olabilir denilen. Peki Işık Çelik Kıran Bahar'ın öz annesi mi? Burada iddia edilen şu: Işık Hanım'ın gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirdiği. Çocuğu olabilir mi? Bir şey diyemeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim. Işık Çelik Kıran'ın damadı telefon hattında. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyoruz. Size ricamız şu: Malatya'ya bekliyoruz. Bir DNA testi yapalım. Siz DNA yaptırıyorsanız 3-4 gün içerisinde DNA testinin sonucu ortaya çıkar. DNA testi canlı yayında açıklanacak. Şimdi Esra Erol'da.